Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizubillah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala külli halin ve euzubillahi min halin ehlin nar. Amin. Evet arkadaşlar, birkaç gündür Sözler Risalesi'ni konuşmaya başlamıştık. Birinci sözü konuşuyorduk. Birinci sözde 3 ders yaptık. Neler öğrendik dersek yine bir özet geçelim. Adetimiz oldu artık. Bu dersin bir üslubu oldu. Bismillah'ın Müslümanlar için nasıl bir anlam ifade ettiğini konuştuk. Bunu konuşurken aynı zamanda şunu da öğrenmiş olduk. Biz bu kelimeyi boş yere vurgulamıyoruz. Boş yere bu kadar tekrar etmiyoruz. Boş yere bütün hayırlı işlerimizin bidayeti kılmıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi o kelimenin bizim yaşam anlamımızı saklamasından. Yani bir Müslüman ne üzere yaşıyor, niçin yaşıyor, bunun anlamının Bismillah'ta saklı olmasından kaynaklanıyor. Bismillah bize kainat, biz ve Allah, bu üçlüyle bakmamızı sağlıyor. Yani Allah'ın ismiyle. Allah kelimesinin bizim dünyamızda ifade ettiği marifetle, marifetullah'la, isimleriyle, sıfatlarıyla, onların dünyamıza bahşettiği güzel manalarla bakmamızı sağlıyor. Bunu inşa ediyor. Bu nedenle biz bu manayı dünyamızda tekrar tekrar diriltmek, tekrar tekrar yaşamak, tekrar tekrar hatırlatmak için bu kelimeyi bollukla, şükürle tekrar ediyoruz. Elhamdülillah Cenab-ı Hak isimlerini dilimizden almasın. Son nefesimize kadar bu isimlerle, bu güzel isimlerle ve kelimelerle, elfaz-ı mübarekeyle yaşamayı nasip etsin. Amin. Evet, bugün artık sözlerin son, bugün artık inşallah birinci sözün sonuna gelmiş olacağız. Herhalde bugünkü bahsede konuşmakla bitirmiş oluruz. Peki dün ne konuşmuştuk? Ona bir parça dokunalım. Hatta şöyle yapalım yine, çünkü geçmiş derslerde öyle yaptık. Dün okuduğumuz kısmı hızlıca bir tekrar edelim. Onun ardından yeni bölüme başlayalım. Evet. Başta demiştik, bütün mevcudat lisan-ı hal ile Bismillah der, öyle mi? Evet, nasıl ki görsen, tek bir adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti. Ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namını hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder, yani dayanır. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Yani tablacılık demek tepsi tutuyor yani. Tepsiyle bize dağıtıyor tabiri caizse. Her bir bostan Bismillah der. Matbaa-i kudretten bir kazan olur ki, matbah yani mutfak, aslında biz mutfak diyoruz ona. Kelimenin aslı matbah Arapça. Matbaa-i kudret, kudret mutfağı yani. Her bir bostan Bismillah der. Matbaa-i kudretten bir kazan olur ki, çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz taamlar, yani yemekler, yiyecekler, içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latif, en nazif, âb-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Elhamdülillah. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der. Her şey ona musahhar olur. Yani boyun eğer. Evet, havada dalların intişarı, yayılması ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki köklerin,
kemali suhuletle, yani tam bir kolaylıkla, mükemmel bir kolaylıkla intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi, hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması, tabiyyunun, yani tabiatçıların, tabiata tapanların ağzına şiddetle tokat vuruyor, kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki, en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki, o ipek gibi yumuşak damarlar birer asa-i Musa aleyhisselam gibi, fekul nadrib bi asakel hacer emrine imtisal ederek taşları şak eder, yani yarar. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazinin yapraklar, birer azai İbrahim aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ya nar kuni berzev ve selama ayetini okuyorlar. Madem her şey manen bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi bismillah demeliyiz, Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Tabii dünkü ders 40 dakika kadar sürdü. 40 dakika boyunca bunları konuştuk sayılır. Ancak hani 1-2 dakikalık yine bir özet yapmak gerekirse ne öğrendik ne gördük? Bismillah söyleyenin sadece biz olmadığımızı gördük. Yani Bismillah'ın kainattaki delilini gördük dün biz. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Muhtemeldir yani. İnsan diyebilir, tamam ben Bismillah diyorum, din bunu bana öğretiyor ama kainatın Bismillah'ı desteklediğine malum. Ya da Bismillah kelimesinin kainattan bir delili var mı? Kainat bunu gösteriyor mu? Kainat bildiğiniz gibi Cenab-ı Hakk'ın muariflerinden, külli muarif, üstad öyle söylüyor. Onlardan birisi. 3 tane söylüyor. Bir yerde vicdanı daha katıyor ama onun dışında genelde Bediüzzaman Hazretleri 3 külli muarif diyor. Birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, birisi Kitab-ı Kebir-i Kainat, diğeri de Kur'an. 3 tane muallimimiz var bizim. Yani bize Allah'ı anlatan, Allah'ı tanıtan, onun marifetini bize aşılayan, öğreten 3 tane öğretmenimiz var tabiri caizse. Vicdan da bir yönüyle yine öğretmenimiz. Mesnevi Nuriye'de onu da anar bir 4. olarak. Ama vicdanın belki şahitliği biraz daha spesifik. Hani insan vicdanıyla hareket ettiğinde elbette vicdanında haber verdiği doğrular var ama bilgiyle de yanıltılabilir vicdan yani. Meşruiyet anlatımlarıyla bugün mesela çok günahlar var ki insanlar o günahların serbestliğini vicdanla yapıyorlar sanki. Mesela işte eşcinselliği biz bugün meşruiyetini savunan insanlara rastlıyoruz. Ne diyorlar? Ya diyorlar bu zamanda bu olur mu? İşte vicdanınız el veriyor mu? O insanlara nasıl kıyıyorsunuz falan? Nasıl onlara kötü davranıyorsunuz? Onlar da sizin gibi insan vesaire. Ha bir vicdaniyatla yapıyor bunu. Demek ki vicdanın biraz böyle spesifik, yoruma açık, eğriltilebilir bir tarafı var. Ama Peygamber Efendimizin kainatın ve Kur'an'ın şahitliği Allah'a daha beri. Daha böyle pak. Belki ondan dolayı diyebiliriz. Tabi bu benim tefekkürüm. Katılmayabilirsiniz de. Onları gördük. Yani anladık ki kainatla biz beraber Bismillah söylüyormuşuz. Yani biz tek değilmişiz. İslam bize geldi. Evet, mümin olması gerekenler biziz ama kainat zaten bizden evvel mümin. Kainat zaten bu iman üzere hareket ediyor. Her bir fiilin neticeye ulaşması, yaratılışın şartlarına uygun olarak düzen içinde yerine gelmesi zaten Allah'ın ismiyle oluyor. Burada birçok örnek gördük. Öyle şeyler var ki bunların ilim, irade, kudret yanlarını sadece varlıkla açıklayamıyoruz. Yani mesela işte buradaki bostan örneği. Bir bostanda bu kadar şeyin birden yeşermesi, bunun arkasındaki ilim, bunun arkasındaki irade, yani seçiliş ve biliş. Bunları biz bunlara vererek açıklayamıyoruz. Yani ağacın kendisine, tohumun kendisine vererek açıklayamıyoruz. Tohumda bir zeka emaresi görmüyoruz, bir düşünüş görmüyoruz mesela. Veya işte buradaki inekte ve koyun gibi hayvanların süt bahşetmesi bize. Cenab-ı Hakk'ın onların üzerinden aslında bize süt bahşetmesi bu. Şimdi ineğin, koyunun, keçinin vesaire bunların kimya bilgisi mi var? Bir yerden mezun mu olmuşlar, eğitim mi almışlar böyle?
varlığa çıkarken bir yerden diplomayla mı geliyorlar? Yok, gelmiyorlar. Bakıyoruz bir eşyalarını falan da görmüyoruz. Yani bir deney tüpüdür, bir şeydir, tecrübe alanıdır falan, laboratuvardır görmüyoruz. Ama içlerinde büyük bir kimya dönüyor. Onların haddi olmayan bir kimya. Mesela bir tarafta arılar olsun, bir tarafta da bizim fabrikalarımız olsun. Biz o kadarcık arının yaptığını bu kadar fabrikayla yapamıyoruz. Arının balını taklit edemiyoruz. Ha. Sahte ballar var mı? Var, ama ya besin değerinden, ya tadından, ya şeyinden, tesirinden onun orijinali olmadığı, sahtesi olduğu anlaşılıyor. Yani orijinalin kıvamına biz asla ulaşamıyoruz. Peki bu aciz hayvanlar, mahluklar kendileri yani bu kadar akıllı değilken bu akıllıca işleri nasıl yapıyorlar? Bu kadar kudretli değilken bu kudretli işleri nasıl yapıyorlar? Bu kadar iradeli değilken bu irade gerektiren, külli irade gerektiren işleri nasıl yapıyorlar? İşte bunun açıklaması yine Bismillah. Yani onların her fiilin yanında da Allah'ın ismi var. Allah'ın tasarrufu var. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla gözetişi var. Pekala, bu bahsi tekrar hatırlamış olduk. Bismillah'ın kainattaki delilini görmüş olduk tekrar. Bunu biz kendi dünyamızda elbette çoğaltabiliriz. Yani baktığımız her yerde bu var aslında. Yani hiçbir fiil sadece o varlığın kaldırabileceği bir fiil değil. Ne güç olarak, ne irade olarak, ne de ilim olarak. Biz onlardan o faydaları sağlıyoruz. Bir yeknesaklık oluşmuş bizde ama bu yeknesaklık gene de sonucu açıklamıyor. Mesela işte elmayı ağaçtan alıyoruz. Bu bizim için bir ülfet. Bir mekanik dünya algısı yani. Her istediğimde alıyorum ağaçtan elmayı. Bu bize dünya ile temasımızı mekanik bir hale getiriyor. Fakat ağacın, elmanın üzerindeki her şeyi açıklama şansı yok. Karşılama şansı da yok. Bakın, elmada bizim mutfaklarımızda tayin edemediğimiz bir tat var. Bir oran ayarlaması var. Yani tat güzelse güzellik oranı haber verir. Bir şeyin güzel olması için oranlı olması gerekir yani. Biz aslında güzelliği fark ettiğimizde oradaki nizamı fark etmiş oluruz. Her ne kadar adını nizam diye koymasak da, ona doğrudan nizam demesek de, belki içindekini formülüze edemesek de, hani ne oranda var, ne kadar katılmış, bunu ayıramasak da, bu daha sonra böyle uzun ilmi süreçler sonunda belki elimize geçecek ama hemen gözümüz, ruhumuz, kalbimiz o tanışıklığı anlıyor. Burada diyor bir düzen var yani. Elmayı gördüğümüz zaman, daha uzaktan görünüşünü algıladığımız zaman içimize bir ferahlık geliyor. Ya bunda bir cemal var yani. Sanki insan onu alsın diye yaratılmış. Ağacın insandan haberi mi var? Olduğuna dair elimizde bir şey yok. Ama öyle bir elma yapmış ki o elmayı insan almak istiyor. Sanki insanı kendine çekmek istiyor. Yaklaşıyorsunuz. Kokusu. Elmanın kokusu da güzel. Yine insanı kendine çekecek şekilde. Ya bu ağaç biliyor mu yani insan nelerden hoşlanıyor, hangi kokuyu sever? Bilemez. Nereden bilebilir? Kendisi koku almıyor ki. Kendisinin öyle burnu yok yani, bizim insan gibi bir burnu yok. Kendisi farklı böyle şekillerde haberleşiyor diye canlılar diyelim, kendi türüyle. Biraz daha yaklaşıyorsunuz, ısırıyorsunuz mesela. Allah, tadı da güzel. Yani sanki o güzellikler İnsanın anlayacağı şekilde, tanıyacağı şekilde o elmanın dizaynına eklenmiş. Peki bu ağaç dediğimiz şey grafik tasarımcı mı? Gurme mi? Efendime söyleyeyim, parfümeri uzmanı mı? Ne bu yani bu ağaç? Üçü de değil. Üçünün de ilmi onda gözükmüyor yani. Arkasına baktığınız zaman o ilmin tezahürlerini o ağaçta görmüyorsunuz. Ama eserlerini görüyorsunuz. O zaman ne diyorsunuz? Ha, bu yalnız başına bu işi yapmamış olsa gerek diyorsunuz. Ha, şunun gibi düşünün. Bir öğretmensiniz. Bir çocuğa resim ödevi verdiniz. O da gitti eve. Babası da ressammış. Babasına çizdirdi hemen kolaylık olsun diye, babasına yaptırdı falan. Şimdi siz resmi alıyorsunuz. Çocuğa bakıyorsunuz. Çocuğun daha önce yaptığı resimlere bakıyorsunuz. Yani bu iş bu çocuğun işi değil. Bunu anlayabiliyorsunuz yani. Bu çocuk bunu kaldıramadı. Burada resimdeki sanatı veya kompozisyon olsun. Kompozisyonu ebeveynine yazdırmış olsun. Veya başka bir ödev. Yani ödevin üzerindeki izler size söylüyor ki ya arkadaş, bu çocuk herhalde bir katakulle çevirmiş yani. Ya annesi babasına gitmiş, onlardan yardım almış, onlara yaptırmış veya başka bir yakınına yaptırmış.
Bu uyanışı, aynı bu uyanışı işte, öğretmenin öğrencisiyle yaşadığı bu uyanışı bizim aslında varlıkla yaşamamız lazım. Kainata baktığımız zaman uyanmamız lazım. Ya bu işler böyle, bunların aklıyla olacak işler değil. Güvercin mesela, güvercini bırakıyorsunuz kilometrelerce öteden, gidiyor yuvasını buluyor. Ya halbuki güvercin çok akıllı bir hayvan da değil yani. Hani beynini toplasanız belki beyni şu kadar, parmağınızın ucu kadar beyni var. Başka fiillerine bakıyorsunuz mesela, kolay tuzağa düşüyor vesaire vesaire. Ya diyorsunuz bunlarda bu kadar akıllı da gözükmüyor. E peki bu ilim nereden geliyor? Bu kurnazlık nereden geliyor? Bu pusula nereden geliyor? İşte bunları sorgulamak sizin kafanızda çakraları açmaya başlıyor. Yani diyorsunuz ki ya bu iş sadece güvercinin ismiyle olacak iş değil. Öyle diyelim bak, Bismillah'la bağlayarak diyelim. Bu iş güvercinin ismiyle olacak iş değil. Bu fiilin arkasında bir isim daha var. Bir ismillah. Bismillah. İşte Bismillah buradan güneş gibi doğuyor dünyamıza. Evet. Peki bugün ne konuşacağız? Oraya gelelim. Bayağı bir konuştuk daha konumuza gelmeden. Bugün de artık bunun bedelini konuşacağız. Öyle ya, insanın fıtratında bu vardır. Bir ikrama mazhar olduğu zaman, bir hediye aldığı zaman veya bir emeğin sonucuna maruz kaldığı zaman bir bedel hesabı yapar hemen. Bunun bedeli ne olur? Mesela sizi bir yere davet ettiler. Bayağı ikramda bulundular falan. Ulan dersiniz ya arkadaş, acaba bu adam bizi çağırdı buraya ama acaba ne diyecek? Hani ne istiyor acaba? Veya bir arkadaşınız geldi size, selamun aleyküm dedi, hemen işte muhabbet açtı, hoş sohbet birisi falan filan. Dersiniz ki ya bu çocuk, atıyorum hep gelmeyen birisi olsun, yani başta söylemedik şimdi söyleyelim. Hep gelmeyen birisi olsun. Yani tevekkeli değil, bu geldi bana iltifatlar ediyor, çok konuşuyor, normalde kapımızı açmaz. Bunun bir hesabı var galiba deriz. Veya böyle olmasın, birisi bize hediye verdiğinde, ya bu hediyeyi kim verdi diye bir teşekkür etmek isteriz. Kapımıza çiçek bırakılıyor olsun her gün. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün. Ya deriz ki ya bu kim acaba, ya bu adama bir teşekkür edelim ya. Veya çok zor bir durumda bize birisi yardım etti gizliden, borçlarımızı ödedi vesaire. Deriz ki arkadaş kim bu ya, kim yaptı bunu, bir teşekkür edeyim ben buna. Bir Allah razı olsun diyeyim. Ya da yapabileceğim onun için bir şey varsa ben de onu yapayım deriz. Bu bizim fıtratımıza konmuş. Cenab-ı Hak bunu koymuş. Yani biz niçin yaratıldık? Kur'an'da Cenab-ı Hak buyuruyor, insanları ve cinleri bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım. E bunun daha küçük karşılığını, daha küçük dünyamızda teşekkür. Teşekkür şükrün kardeşi. Şükür ibadetin kardeşi. İbadet ne için yapılıyor? Şükür için. Yani o nimetler, o ihsanlar, o ikramlar bizim dünyamıza geldi ama bunun bir bedeli olması lazım. Bunun bir karşılığı olması lazım. Bu fıtraten hepimizin şuurunda, şuur altında, bilincinin bir yerinde saklı. Kalbinin bir köşesinde bu sızım sızım sızlıyor, bir vicdan yarası gibi. O yüzden insan merak ediyor. Allah'ını merak ediyor, dinini merak ediyor. Rızanın nasıl kazanılacağını. Yani bu ikram yerine geldik, bu dünyada çok nimetler gördük ama bunun sahibinin rızası nasıl kazanılacak, insan bunu merak ediyor fıtraten. Siz bakmayın işte sosyologların dediklerine, ya işte insanlar tarih boyunca bilmem bir şeylerden korkmuşlar da o yüzden din bir ihtiyaç olarak gelişmiş falan. Değil. Din korkudan, belki korku da bir tarafı var ama asıl din ihtiyacı teşekkürden gelişmiştir. Yani insan eriştiği her şeyde teşekkür etmek ister. Ya birisi olmalı yani, bu bana geldiğine göre, özellikle beni bulduğuna göre, tam da ihtiyacımı karşıladığına göre bunda bir özel kasıt var. Benim de ona özel bir teşekkür etmem lazım. İnsan bunu hissediyor. Din ihtiyacı da, diyanet ihtiyacı da, Allah'ın rızasını aramak da, marifetullah da buradan besleniyor. Yani başka böyle yerlere sürüklemeye gerek yok. Hepimiz teşekkür etmek istiyoruz yani. Dinimiz de, ibadetimiz de, namazımız da özellikle bizim Allah'a teşekkürümüzdür. Peki okumaya başlayalım. Sual. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? 10 numara soru. Değil mi, bedeli var? Dünyada bu işin bir bedeli var.
önümüze işte garson yemek getirdiğinde kalkarken bir şeyler bırakmamız gerekeceğini biliyoruz. Marketten alışveriş yaptığımızda, kasaya geldiğimizde bunun bir bedeli olacağını biliyoruz. Veya işte o diğer verdiğim örnekleri düşünün. Bunlarda bedeli düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz. Mantıklı geliyor. Almasa şaşırırız yani. Niye almadı diye sorarız kendi kendimize. Ona bir hikmet ararız. Şimdi bunlar oluyor, oluyor, oluyor. Bunlar sadece tablacı arkadaş. Bir de bunları yaratan Allah var. Yani bunlar zahiri sebep. Bunların arkasında. Yani elmayı veren ağacın arkasında, ağacı üzerinde yükseldiği toprağın arkasında, toprağın ondan yaratıldığı taşın arkasında, her şeyin arkasında bir Allah var. Kainatı tesbih tanesi gibi çeviren, evren çeviren, güneş sistemini, galaksileri yaratan bir Allah var. Hepsi birbirine bağlı zaten bunların. Yani evrenin varlığıyla elmanın varlığı birbirine bağlı. İşte üstadın hep söylediği şey, pirenin midesini kim yaratmışsa güneş sisteminde o yaratmıştır. Çünkü pirenin midesindeki besin sistemiyle güneşin ilgisi var. Hatta şöyle, besin zincirini biliyorsanız ya da besin piramidini, parazitler en alttadır. Güneşten beslenen bitkiler en üsttedir. Yani güneşten gelen enerjiyi bitkiler kendi vücutlarında proteine çevirirler. Adenozin trifosfat şeklinde saklarlar. O ondan sonra onu hayvanlar yer. Hayvanları insanlar yer veya işte hayvanları yine hayvanlar yer. Sonuçta o iş parazitlerle biter. Mesela pireler de gelir bizim kanımızdan alır. O bitkiyle başlayan süreci bizde bitirirler. Daha doğrusu güneşle başlayan süreci bizde bitirirler. Veya işte başka bir parazit olsun. O da gider mesela kendi canlısına bulaşır. Ve o canlıdan ta güneşten gelmiş olan o silsile şeklindeki enerjiyi alır. Şimdi ne oldu bak, pirenin midesi ta gitti güneş sistemiyle ilgili oldu. İşte Üstadın Bediüzzaman Hazretlerinin sözü burada hikmetini gösteriyor. Pirenin midesini kim tanzim etmişse Manzume-i Şemsiye'yi de o tanzim etmiştir. Öyle olması gerekir. Çünkü hepsi bir düzenin parçası, ayrı ayrı şeyler değiller. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Soru vicdani. El cevap, evet, o mün'im-i hakiki, yani hakiki nimet veren, bizden o kıymetdar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise 3 şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Bakınız bir daha okuyorum. O mün'im-i hakiki, bizden o kıymetdar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise 3 şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Şimdi zikir dediğimiz zaman bizim aklımıza genelde işte ehli tarik kardeşlerin tasavvuf erbabının çektiği zikirler geliyor. Ama zikir sadece ondan ibaret değil. Zikrin asıl manası hatırlamak, anmak. Zaten anmakla hatırlamak birbiriyle ilgili. Birisinin ismini söylediğiniz zaman onun manasını, kendisini hatırlamış olursunuz. Mesela ben şimdi desem ki Turan, amcamın oğlu mesela, ismini söylediğim zaman manası da aklıma gelir. Onu anmak, içimde onu çağırmak gibidir yani. Bunun çok veçhi var. Bir yanıyla hatırlamaktır, bir yanıyla çağırmaktır. Mesela Cevşenül Kebir diye bir dua kitabı var biliyorsunuz. Ondaki Esma-ül Hüsna, bakıyorsunuz yani dualarına, içindekine, hep Esma-ül Hüsna. Peki Esma-ül Hüsna'yı söylüyoruz, bir de arkasından tabi dua da var yani böyle birer satır beni cehennem azabından kurtar diye. Ama o isim kısmında bile Allah'ın ismini andığınız zaman siz aslında tecellisini çağırmış oluyorsunuz. Mesela ey itfaiye bağırdım. Ben ne demiş oldum? Sadece bir isim anma mı bu? Yangın var demiş oldum yani, gel söndür. Veya ey doktor bağırdım. İşte ey polis, yok mu polis? Başıma bir iş geldi Allah korusun. Ey polis, yok mu polis diye bağırdım. Bu ne demek? Yani gel beni kurtar, bir mevzu var demek yani. Yoksa dilime geldi de hoş geldi böyle bir polis diye bağırasım geldi falan değil bu iş. Ben o ismi söylediğim zaman onun manasını, arkasındaki kudreti, iradeyi, ilmi çağırıyorum aslında. İsmi anmak böyledir. Ey polis dediğim zaman, ey doktor dediğim zaman, ey itfaiye dediğim zaman, ey ambulans dediğim zaman veya başka versiyonlarında benim kastım
onların arkasındaki irade, ilim, kudreti çağırmaktır. Bu anlamda zikir aynı zamanda hem duadır, hem hatırlamaktır, hem teşekkürdür de. Yani ben biliyorum bunu kim yaptı. Mesela elhamdülillah. Bir zikir cümlesi değil mi? Bunu zikir çekenler çok kullanıyor. Zaten namaz tesbihatımızda var bu bizim. Şimdi ben elhamdülillah niye dedim? İşte yemeğimi yedim, elhamdülillah dedim. Allah'ım hatırladım, hatırımda. Bu senden gelmişti, hatırımda. Bunu demek istedim ben. Bundaki hamd, bunda övülecek ne varsa o sana aittir. Bu benim hatırımda. Hatırımda cümlesini söylemesem de bunu söylemem hatırımda olduğunu ima ediyor zaten. İşte bir örnek vermiştik ya daha önce lades gibi. İşte eşyayı alırken diyorsunuz ki aklımda. Aklımda derseniz o kişi anlıyor ki ha, bu oyunun farkında, bu verdiğimde tuzağa düşmedi. Lades oynayanlar bilirler. İşte biz de elhamdülillah dediğimiz zaman, Allahu Ekber dediğimiz zaman, Allah dediğimiz zaman, la ilahe illallah dediğimiz zaman, Bismillah dediğimiz zaman, Subhanallah dediğimiz zaman veya diğerleriyle diyoruz ki, aslında şeytana dedirtiyoruz ki, şeytan diyor ki ulan gene tuzağıma düşmedi. Sofraya oturuyoruz, Bismillah diyoruz, şeytan diyor ki ulan diyor, gene tuzağıma düşmedi ya. Kalkarken elhamdülillah diyoruz, şeytan diyor ki gene tuzağıma düşmedi ya. La ilahe illallah diyoruz, lan diyor gene tuzağıma düşmedi. Yani bu Esma-ül Hüsna'yı her anışımız, Cenab-ı Hakk'ı her anışımız aslında şeytana bunu söyletiyor. Gene lades dedirtemedik diyor mesela. Onu söyletiyor yani. Zikir budur. Çok kapsamlı bir şeydir. Sadece tabii ki de o da zikri bir parçası. Yani ehli tarikin toplanıp çekmesi, zikir çekmesi, bu da zikrin bir parçası. Ama zikir aslında bütün hayata yayılmış bir şeydir. Bir ödevdir. Üç şeydir fiyatı. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Şükür, o teşekkür kısmında biraz konuştuk. Yani işte içimizde o fıtri ihtiyaç var. Teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü varlık bunu gerektiriyor. Üçüncüsü de fikirmiş. Fikir yeni bir şey. Biz biliyoruz fikri biraz, yani düşünmek gibi bir manası var diyoruz. Bir şey üretmek, fikir üretmek falan diyoruz. Acaba o muymuş? Bakalım devam edelim. Açıyor Bediüzzaman Hazretleri şimdi onları. Başta Bismillah zikirdir. Hop, elde var bir. Ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetdar harikayı sanat olan nimetler, ehad, samedin mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Demek ki ne olmuş? Bismillah dediğimizde zikre başlatıyoruz. Elhamdülillah dediğimizde şükürle bitiriyoruz. Ama ortası da var bunun. Ortası ne? Bir daha okuyalım orayı. Ortada bu kıymetdar harikayı sanat, sanat harikaları olan nimetler ehad, samedin mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Eğer bu ehad ve samet isimlerini, Esma-ül Hüsna'dan bu iki ismi birer tahdit edici olarak düşünürsek, yani sınırlandırıcı olarak düşünürsek, o zaman şunu belki anlarız. Tefekkür ehad ve samet olana doğru yapılır. Ona yapılmalıdır. Neden böyle söyledi peki Bediüzzaman Hazretleri? Çünkü insan nimetler üzerinden çok tefekkürler geliştirebiliyor. Çok düşünüşler yapabiliyor diyelim ya da. Bir nimete ulaştığımız zaman o nimetin hakkında düşünmenin çok yolları var. İşte benim elimde bir kitap nimeti var. Bu kitabı kaç türlü değerlendirebilirim? Bir şöyle diyebilirim. Ya bu kitap bakayım hangi kağıttan yapılmış? İşte sarı kağıt, kağıdı şöyle kaliteli bir kağıtmış. Hangi mürekkebe basılmış? Siyah mürekkep falan. İşte işte kırmızı mürekkeple Arapçalarını yapmışlar. Altına sözlük koymuşlar. Neymiş yayın evi, işte söz basılmış, bilmem şu. Bu da bir tefekkür. Bu nesnenin bir tefekkürü. Ama bir de şöyle tefekkür etsem. Ya elhamdülillah Cenab-ı Hak bizi bu eserlere eriştirdi. Bu hidayet de Allah'tan. Cenab-ı Hak hidayetinden bahşetti. İslamiyet'i önce bahşetti. İslamiyet'in ardından işte tabi'in, tebe-i tabi'in, sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salih'in büyüklerimiz, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in imamları, meşayihleri, gasları, kutupları, arifleri, alimleri, dervişleri, en son asrımızda
Bize mürşid olarak Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini gönderdi. Biz de onun irşadından nasibimizi alıyoruz elhamdülillah. Bu kitapla, bu kitap sayesinde El Hadi ismiyle kendi aramda bir şey kurarak bağladım. Bu da bir tefekkür. Önceki tefekkürüm benim kısır bir tefekkür. O tefekkürün kalacağı yer bu kitabın malzemesiyle ilgili bir şey sadece. Hayatıma bir katkısı da yok. Ahirete dair bir vaadi de yok yani. Bu kitabın sayfasını, mürekkebini, satır sayısını falan tefekkür etmem. Elbette işi bu olanlara lazım. Yani onlar, belki de o adam onu kendi sanatında kullanacak. Ona lazım. Ama benim buradan aldığımı bakileştirmem için üzerinden geliştirmem gereken tefekkür ehada ve samede olmalı. Bakın ehada ve samede. Ehad ne demek? Birlik demek. Allah'ın birliği demek. Ama burada vahitten farklı bir tadı var ehadın. Farklı bir rengi var. Vahitle ehadı nasıl ayırıyoruz birbirinden? Vahdet diyoruz, şeyi anlatır. Her şeyin Rabbi Allah'tır, bunu anlatır. Ehad benim Rabbim Allah'tır, bunu anlatır. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün esması ve sıfatlarıyla her bir şeyle muhatap olduğunu, her bir şeyin yanı başında olduğunu, her bir şeyde tasarrufta olduğunu, özel özel tecelliler içinde olduğunu anlatır. Vahidiyet genelin hepsinin, bütününün ilahı Allah olduğunu anlatır. Yani bütün evrenin Rabbi Allah'tır. Ama ehadiyet benim Rabbim Allah'tır. Bana özel tecellileri de vardır. Bunun farkında olmaktır. Bizi nimetle birebir ilişkiye geçirecek olan da aslında ehadiyettir. Onu fark etmektir. Yoksa insan kendisini sürünün içinde bir koyun sanar. Zikirden kaçabileceğini sanar. Şükürden kaçabileceğini sanar. Tefekkürden kaçabileceğini sanar. Hani öyledir ya, böyle sıralar olur. Diyelim metrobüs sırası veya işte fatura sırası veya işte ekmek sırası, bir sıra olsun. Şimdi o kalabalığın olduğu yerde diyelim ki her geçenden ücret alıyorlar veya her geçen bir şey ödemesi gerekiyor. Ya bazen araya böyle şeyler girer, uyanık tipler. Ya o kalabalığın arasında ben kaynarım, bir bedel ödemeden kaynar geçerim ya, bir şey olmaz falan. Hatta kaynatırlar böyle, lafa tutarlar falan filan. Hop bakarsınız ki sızmış adam. Ya da bir yerden atlamış girmiş içeriye. Bedelini ödemeden. Bu birebir muhatabiyetin olmadığı yerde mümkündür. Ama o adam bilse ki yukarıda kamera var. Girişe kamera koymuşlar yukarıya bir yere. Ve oradan yüz taraması yapılıyor. Geçen herkesin yüzünü tarıyor, kim olduğunu biliyor. Şeydeki gibi mesela, bu otoban gişeleri gibi, köprü gişeleri gibi. Araba kurtulamaz ondan. Yani arabanın çak diye fotoğrafını çekiyor. Ondan sonra ödemezse, o da mesela para vermeden geçti gişeden, cezası adresine gidiyor mesela. Yırtamayacağını bilse. O zaman ne olur? Onunla muhatabiyeti değişir. Bedeli ödemeye daha gönüllü olur. Bu sadece korku üzerinden anlattığımız bir şey. Bir de birebir hissetmek var. O nimeti senin için olduğunu, sana özel olduğunu, düşünüldüğünü hissetmek. Bu da ayrı bir tat, ayrı bir teşekkür coşkusu hissettirir insana. Mesela diyelim bir insanın, diyelim eşi çiçek seviyor. Yıl dönüm, bir insanın eşine çiçek alması yılın herhangi bir zamanında başkadır. Tam yıl dönümünde alması daha başkadır. Bir de yıl dönümünde en sevdiği çiçeği alması başkadır. Bir de mesela eğer öyle bir çiçek var ki bir yerde, o çiçek özel hatırası var. Mesela ilk tanıştıklarında götürdüğü çiçekmiş, atıyorum. Böyle özel, daha da özel bir hatırası var. Kişiye özel, nokta atışı. Böyle daha da özel bir yansıması var dünyasında. Onu götürse o daha da başkadır. Şimdi bizim eriştiğimiz nimetler de aslında hep bize özel. Bize özel tecellileri Cenab-ı Hakk'ın. Yoksa biz bir sürünün önüne saman serpilmiş onları böyle yiyoruz gibi değil yani. Bizim aklımızın aldığı ayrı, gözümüzün aldığı ayrı, kalbimize gelenler ayrı. Dilimizde tattığımız ayrı, her birimizin önünde ayrı bir sofra var. Her birimize ayrı özel tecelliler var. Bazen de öyle durumlar yaşıyoruz ki, ya bu inayeti, yardımı çok çıplak görüyoruz. Yani mesela çok darda kalmışız, çok sıkıntıda kalmışız. Ummadığımız bir anda tanıdığımız bir arkadaş karşımıza çıkıyor. Ya diyoruz seni bana diyoruz Allah gönderdi. Yani bu durumdan beni ancak sen çıkarırsın. Yani başka açıklaması yok. Veya bir para geliyor hiç ummadığımız bir yerden, diyoruz ki ya bunu ancak Allah göndermiş olabilir. Yani benim bu kadar sıkıntıda olduğumu ancak Allah biliyor çünkü. Bu para tam bu zamanda denk geldi.
İşte o ehad ve samet. Ehadiyeti böyle gördük. Samediyet ne? Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Bir de bu var. Yani bize bu nimeti veren, kendisi bize bir şey borçlu olduğundan, bize muhtaç olduğundan, bizden bir şey alması gerektiğinden, bir menfaatten vermiyor. Bakın çok önemli yani. Eğer böyle bir ilişkiye girersek biz Allah'la, bu biraz şeylerde var. Eski Yunan'da falan var. Filmlerinde falan da işlerler. Diyorlar ki işte insanın duası olmasa tanrılar hayatta kalamıyor. Tövbe aşan olsun. Tanrıysa o da öyle yani. İnsanların duasına muhtaçmış hayatta kalmak için. Tövbe haşa ya Rabbi, bizim Allah'ımız bunlardan mukaddes ve münezzehtir. Yani Cenab-ı Hak bize verirken bize muhtaç olarak vermiyor. Tamamen kendi kemalinden, rahmetinden, kereminden veriyor yani. Bir de öyle birinin verdiğini bilmek, muhtaç olmadığını, yapmasa da olur, ona hiçbir şey olmaz, öyle birisinin verdiğini ve bizi gözettiğini bilmek, işte bu eşik tefekkürü açan bir eşik. Çünkü merak ediyorsun ya, nasıl oluyor bu ya? Hani bu nasıl mükemmel bir Allah böyle? Bu nasıl kemalde bir Allah? Bu nasıl yücelerde bir Allah? Bu nasıl bir Allah yani? Nasıl güzel isimleri var? Nasıl bir marifeti var? İşte bu merakı bu iki isim bize duyuruyor. Ehad ve Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Başlangıcıdır. Bizim şu an yaptığımız da şey aslında bu. Biz şu an fikir yapıyoruz. Bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise, yani aptallık, ahmaklık ise, öyle de zahiri mün'imleri medih ve muhabbet edip mün'im-i hakikiyi unutmak ondan 1000 derece daha belahettir. Yani düşünsenize, size padişahtan hediye gelmiş. Gelen adamı övüyorsunuz, öpüyorsunuz falan vesaire. Ayağına böyle kapanıyorsunuz falan. Padişah geliyor, hiç bakmıyorsunuz bile. Yahu o hediyeyi o adam getirmedi ki, padişah gönderdi sana. Padişah göndermesi o adam ne yapabilir? İşte insanın aslında kainatta yaptığı, yani şükürsüz insanın, ibadetsiz insanın, kulluksuz insanın, Allahsız insanın kainatta yaptığı bu. Her şeye teşekkürünü dağıtıyor. Efendim diyor, çok kabalıktır diyor işte. Herkese teşekkür etmek lazım. Ta küçük çocukken böyle öğretiyorlar. Ablalara teşekkür et bakalım, abilere teşekkür et bakalım. Ya bir Allah'a teşekkür et önce. Bunlar kim? Bu abiler, ablalar, bu oyuncaklar, şunlar, bunlar. Bunların arkasında asıl bunları gönderen kim? Yani İslam asıl bu. Bunu öğretiyor. Biz çocuğumuza onu öğretiyoruz. Ona teşekkür et, buna teşekkür et. Çünkü kabalıktır. Allah'a teşekkür etmemek nasıl kabalıktır? İşte bunu yeterince öğretemiyoruz. Cenab-ı Hak öğretmeyi nasip etsin. Mün'im-i hakikiyi unutmak. Bir daha okuyayım burayı. Zahiri mün'imleri medih ve muhabbet edip mün'im-i hakikiyi, hakiki nimet vereni unutmak ondan 1000 derece daha belahettir, aptallıktır. Ey nefis, böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. İşte bizim alacağımız ders bu. Yani artık okuduğumuzun, öğrendiğimizin hayata geçeceği yer burası. Geçen ders biraz bunun üzerine konuştuk ya. Fiil, yani ilim öyle olmalı ki fiile dönüşmeli. Ahir zamanda işte bahsediliyor, rivayetlerde var. Ahir zamanda öyle Kur'an okuyacaklar olacaklarmış ki, hani böyle okuduğu Kur'an şuradan aşağı inmeyecek. Yani hayatına inmeyecek, tecelli etmeyecek, sonuçlarını göremeyecek hayatında. Fiiliyata dökemeyecek. Allah onlardan olmaktan korusun. Üstad bize bak kapısını açtı, bu kadar Bismillah biz niye öğrendik? Bismillah diyerek vermek, içinde de tefekkürünü tutmak. Yani veren Allah bunu. Minnet ettirmemek karşındakine mesela, zekat verirken, sadaka verirken. Ya Allah işte benim sayemde yaşıyorsun ya falan. Böyle değil. Ben vesileyim. Bunu sana ileten Allah. Bizi vesile etti. Eskiler bunu ne güzel yaparlardı. Biz vesileyiz. Allah bizi vesile etmiş. Bu hayrı yapan ben değilim. Bu Allah bizi vesile kıldı. Aracı kıldı. Asıl yapan Allah. Bunu bilmek mesela bak. İlk fiiliyata tecellisi bu. Muhatabını minnet ettirmemek. Ve kendi içinde de haddini bilmek. Allah namına al.
Bu da çok önemli. Bakın verle al tamamen ayrı makamlar. Bir öncekinde tevazu vardı. Yani böyle kendini aşağı çekme vardı. Çünkü haddini bilmek vardı. İkincisinde karşı tarafın haddini bilmek. E alıyorsun. Karşı taraf diyelim trilyoner. Sana bağışta bulunuyor. Veya işte maaşını veriyor. Veya başka bir şey, başka bir vesile. Allah diyerek alacaksın. Onu veren sen değilsin. Sana minnet etmem. Arkanda Allah var. Ona da teşekkür edeceğiz tabii. Cenab-ı Hak onu vesile etmiş. O ayrı. O incelik, nezaket. Ama kafada şu olacak. Ben bunun kulu değilim. Ben Allah'ın kuluyum. Bunu bana gönderen Allah'tı. Bu sayede karşımızdaki de şımarmayacak. Eğer hissedersek ki karşımızdaki bunu Allah namına vermiyor, başka bir şeyi var, diyeceksin ki dur bakalım. Sen bundan ne murad ediyorsun? Eğer rıza ilahi murad ediyorsan ver alayım. Benim ihtiyacım var. Ama aradığım başka bir şeyse ben ona minnet etmem. Allah namını almak da böyle olur. Bakın yine hayatımıza geçeceği bir yer Bismillah. Allah namına başla. Yani bu zaten bizim Bismillah'ımızın özelliği. Allah diyerek başlamak, Allah rızası arayarak başlamak ve şeriatı dairesinde başlamak. Yani Bismillah dedin ama haram işe başladın, olmaz. Mesela Bismillah diyerek içki içmek insanı dinden çıkarır. Çünkü alay manası vardır onda. Olmaz öyle şeyler yani. O yüzden Bismillah dediğin amelin de şeriatın içinde olması lazım. Allah namına işle. İşte bu da amelin devam sürecindeki olay. Yine Allah namına olmalı. Yani şeriatı dairesinde olmalı. İslam dairesinde olmalı. Allah namına işliyorum diyeceksin ama yaptığın fiilin hiçbir alakası yok. Tamamen şeraret, kötülük. E olur mu öyle? Olmaz elbet tabii. Fiilin de rıza ilahi dairesinde kalması lazım. Yoksa sadece niyette Allah'a tutup amelde hiç Allah'a düşünmemek, Allah'ın şeriatıyla amel etmemek bu bizi hayra götürmez. Niyet de Allah olacak, fiil de şeriatın içinde olacak, din-i İslam'ın içinde olacak. Allah'ın helal ettiği şekilde olacak. Haramla hayır işi olmaz. Vesselam. Bir daha okuyayım burayı. Ey nefis böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle, vesselam. Evet arkadaşlar böylece birinci sözü bitirmiş olduk. Güzel bir tefekkür oldu benim adıma. Yani bu kadar düşünmüyordum okurken, normalde kendim okurken biraz daha hızlı geçiyordum. Böylece sizin sayenizde size ders yapmak bahanesiyle, vesilesiyle ben de bir hayra erişmiş oldum. Yani size verirken de ben vesileydim. Allah namına vermek böyle olur. Ben birinci sözü anlattım gerçi ama dilim döndüğünce. Bunlar da bana bahşedildi sizin sayenizde. İktiran oldu. Hem size bahşedildi hem bana bahşedildi. Cenab-ı Hak böyle bu dersi de Allah namına vermeyi, almayı, başlamayı ve işlemeyi nasip eylesin. Her işimize Bismillah'ın sırrını ulaştırsın, kavuştursun, yaysın. Biz hissedelim yani o işte Bismillah sırrına mazhar olduğumuzu. Cenab-ı Hak bir dahaki derste artık 14. Leman'ın 2. makamı olan metni konuşabilmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.